Emin Çöleşan, Sözcü Gazetesi. Hayrını görsünler. Sevgili okurlarım, siyaset piyasaları siyasi kulislerle çalkalanırken neredeyse meraklı gazeteciler ortaya yeni isimler atıyor ve kafalar daha beter karışıyordu. Neler olacağını, neler yapılacağını bilen yoktu. Ama döviz dün yine zıpladı. Henüz çok erken olsa da yeni hükümetin bu açıdan bir şey yapamayacağı ortaya çıkmaya başladı. Örneğin dolarda dün olduğu gibi 1 liralık artış sonrasında bir sürü mal ve hizmete durup dururken zam geleceği kesinleşti. TÜİK, Türkiye'nin ekonomideki rakamlarını izleyip sözüm ona açıklayan bir kuruluş. Bizdeki TÜİK'in en belirgin görevi başta fiyat artışları olmak üzere her konuda iktidarlardan yana tavır alıp rakamları düşük göstermek. Mayıs ayında enflasyon düştü palavrası bile hemen piyasaya sürüldü oysa vatandaş bu yalanlara değil alışverişe her çıktığında değişen etiketlere cebinden çıkan paraya bakar ve en doğru tahmini birebir yapar. Yani gerçek enflasyon rakamlarını en iyi bilen beğenmedikleri o sıradan vatandaşlardır. Ne çare ki piyasaya sürülen propaganda amaçlı belirsiz yalanlara bundan sonra 5 yıl daha katlanmak zorundayız. Çaresizlik belimizi büküyor. İktidar bir süre sonra piyasaya asgari ücret zamlarını, emekli ve memur maaşlarını sürecek ve aynı mekanizma bir süre daha devam edip gidecek. İstiyorlar ki Türk milleti bu göstermelik yalanlarla avunsun. Peki hangi yalanlarla? Örneğin Karadeniz'de muazzam doğal gaz rezervleri bulmuşlardı. Bu rezervlerin değeri 1 trilyon dolardı. Bunları görkemli törenlerle açıkladılar. Sonra sıra geldi bizim memlekete. Her yerden petrol fışkırmaya başlamıştı. Dağlara, taşlara parmaklarıyla dokunsalar petrol çıkıyordu. Hem de öyle sıradan falan değil, çok kaliteli bir petroldü. Aradan haftalar geçti ama ne trilyon dolarlık doğalgazdan ne de bizim fışkıran petrolden hiç ses seda yok. Neden? Çünkü bunlar AKP'nin seçim öncesinde piyasaya sürüp milleti kandırmaya yönelik ürettiği palavralardan ibaretti. Kaç kişiyi etkilediğini Allah bilir de AKP yine seçim kazandı. Milyonlarca insanımızsa bu müjdelerin gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklemeyi sürdürüyor. Ah şu trilyon dolarlık doğalgaz gelse de malı götürsek. Ah şu zengin petrol yatakları işlemeye alınsa da köşeyi dönsek. Seçim geldi geçti. Daha çok bekleyecekler. Çifte maaşlılar rezaletim. Sevgili okurlarım yeni kabine kuruldu. Belli isimler vardır, iyidir ve kötüdür. Adam gibi adamdır veya değildir. Bu konuda herkesin farklı görü sahibi olması çok doğaldır. Ama çok önemli bir husus vardır. Akılda mutlaka tutulmalıdır. Bu bakanların hatta bakan yardımcılarının önemli bir bölümü çifte maaşlı. Bunlar mevcut görevleri ya da bol kepçe milletvekili emeklisi maaşları yetmiyormuş gibi başka yerlerden de maaşa bağlanmış durumda. Kamu bankaları ve yan şirketleri, özel sektörü vesaire de kendilerine ihsan edilen yönetim kurulu üyelikleri. Bazılarının eline ikinci maaş olarak ayda net 100 bin lirayı aşkın ek bir para geçiyor. İnsaf ya, insanda biraz utanma sıkılma olur. Milyonlarca insanımız asgari ücretle ayın sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünürken, özellikle emekliler yerlerde sönürken aramızda bu gibilerin olması gerçekten sinir bozucu. Recep Tayyip Bey bu hadiseye bugüne kadar el atamadı. Bu yüz kızartıcı gidişe dur diyemedi. Kendi kafasınca adamlarını koruyup kolluyor da koruma böyle mi olmalı? Biraz okur yazar olanlar, dünyadan ve Türkiye'den haberdar olanlar bu gerçekleri biliyordu ama milyonlarca insanımız habersizdi. Ve bilenlerle birlikte habersiz olan çoğunluğun da oyları seçim sandıklarında AKP'ye akıp gitti. Hesap soran olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.